Bu videoda primer substratlara bakacağız ve tepkimenin yer değiştirme yani sübstitüsyon tepkimesi mi yoksa eliminasyon tepkimesi mi olduğunu anlayacağız. Bu primer alkil halojenür için SN1 tepkimesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü bu kararlı bir karbokatyon gerektirir ve primer alkil halojenürle bunu yapamayız. Ancak sterik engelin az olması nedeniyle SN2 tepkimesi mümkündür. SN1 ile aynı nedenden ötürü E1 tepkimesi de olmaz. Çünkü kararlı bir karbokatyon oluşturamayız. Ve son olarak E2 mekanizması da mümkündür. Şimdi bir sonraki adımımız reaktifimize bakmak ve reaktifin ne yapacağını bulmak olacak. Bu tepkimede sülfür nükleofil var. Bu baz değil. Sadece nükleofil görevi görebilir böyle olunca E2'nin de olmayacağını anlıyoruz. Çünkü E2 tepkimesinde güçlü bir baza ihtiyacımız olur. Dolayısıyla bu SN2 mekanizması olmalıdır ve tek adımlı bir mekanizmadır. Yani nükleofilimiz elektrofilimize saldırırken aynı zamanda ayrılan grup ayrılır. O zaman sülfür ve bu kırmızı karbon arasında bir bağ kurmuş olacağız. Aynı zamanda bu elektronlar da iyodür ayrılan grubunu oluşturmak için buraya kapanır. Evet, şimdi buraya son ürünümüzü çizmeye başlayalım. 4 karbonumuzu şu şekilde çizdik. Burada sülfürümüz ve ona bağlı hidrojenimiz bulunuyor. Kırmızı karbonumuzsa tam şurada. Ve işte son ürünümüz. Burada stereo kimyayı düşünmemize gerek yok. Çünkü herhangi bir kiralite merkezi yok. Evet. Başka bir örneğe bakalım. Burada yine bir primer alkil halojenürümüz mevcut. Tabii bu durumda hemen SN1 ve E1'i çıkartıyoruz. Böylece sadece SN2 ve E2 arasında karar vermeliyiz. Şimdi reaktifimize baktığımızda DBN'nin güçlü bir baz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bir SN2 tepkimesi değil, E2 tepkimesi olacak. DBN'nin güçlü bir baz görevi görmesi gerek ve halojenin doğrudan bu karbona bağlı olduğunu görüyoruz. Yani bu bizim alfa karbonumuz olmalı. E2 mekanizmasında beta karbondan bir proton alınır. Yani burası beta karbonumuzdur ve ona bağlı olan hidrojeni de ekleyelim. Bildiğimiz üzere DBN nötr bir bazdır. Bu yüzden buraya bir ortaklanmamış elektron çiftine sahip tipik bir baz çiziyorum. Şimdi bu baz bu protonu alacak ve bu elektronlar buraya hareket edecek. Aynı zamanda bu elektronlar da iyodür anyonunu oluşturmak için buraya kapanacak. Evet. Şimdi son ürünümüzü çizelim. Uzun bir karbon zincirimiz var. Bu konuda çift bağımız mevcut. Ve şu bölgede artık bir çift bağımız oluşuyor. Şimdi bu elektronlara bir bakalım. Morla işaretlediğim bu elektronlar buraya gelerek ürünümüzdeki çift bağı oluşturmuş oldular. Evet. Diğer bir örneğe geçtiğimizde buradaki primel alkil halojenürü gördüğümüzden dolayı yine SN1 ve E1'in üzerine çiziyoruz. Yani sadece SN2 ve E2 arasında karar vereceğiz. Şimdi reaktifimize bakalım. Elimizde potasyum hidroksit bulunuyor ve hidroksit iyonunun güçlü bir nükleofil ve güçlü bir baz olduğunu biliyoruz. Bu kategoriyi daha önceki bir videoda görmüştük. Bu durumda engellenmemiş bir primer alkil halojenür için SN2 tepkimesi gerçekleşecektir. Böylece küçük bir nükleofil bu karbona saldırırken aynı zamanda bu elektronlar da bromür anyonumuzu oluşturmak için buraya kapanacak. Kırmızı renkte bu karbonumuzu belirginleştirelim. Evet. Şimdi ürünümüzü çizebiliriz. İlk önce 5 karbonlu zincirimizi çizelim. Şu karbon kırmızı karbon oluyor ve ona bağlı bir OH bulunuyor. Böylece bu SN2 tepkimesinden alkol oluşturmuş olacağız. Evet. Bu örneğimizde yer alan bu alkil halojenür içinde yine SN2 ve E2 arasında karar vereceğiz. Reaktifimiz olarak bu kez potasyum tert-bütoksit var. Aslında potasyum hidroksitle yaptığımız bir önceki probleme benziyor. Evet burada oksijenin eksi yükü olduğunu biliyoruz yani bunun güçlü bir nükleofil veya güçlü bir baz olabileceğini düşünebiliriz ancak buradaki büyük grup nedeniyle potasyum tert-bütoksit sterik olarak engellenir ve sterik olarak engellendiği için nükleofil görevi, görevi görecek kadar buraya yaklaşamaz böylece SN2 tepkimesi de olasılık dışında kalıyor ve bu da bunun E2 tepkimesi olduğu anlamına geliyor Alkil halojenürümüzü buraya yeniden çizeyim. Böylece bromun bu yönde aşağı doğru durduğunu biraz daha iyi görebiliriz. Tabii doğrudan broma bağlı karbon alfa karbonumuz. Bu yüzden bunu bir işaretleyeyim. Ve alfa karbonumuza bağlı bu karbonsa beta karbonumuzdur. Beta karbonumuza da bağlı 2 beta hidrojen bulunuyor. Buraya bir tanesini çiziyorum. E2 mekanizmamızda güçlü bazımız bu beta protonu alacak. Tabi bazımız bu protonu alırken aynı zamanda bu elektronlar buraya gelecek ve buradaki elektronlar da bromür iyonumuzu oluşturmak için broma kapanacak. Şimdi son ürünümüzü çizmeye başlayalım. 5 karbonlu zincirimizi çizdikten sonra buradaki iki karbon arasında oluşan çift bağımızı ekleyelim. Yani morla işaretlediğim bu elektronlar buraya gelerek ürünümüzdeki çift bağı oluşturdular. Son örneğimizde suyla tepkimeye giren etil bromüre bakalım. SN1 olmadığını biliyoruz. E1 de değil. Bu yüzden yine SN2 ve E2 arasında karar vereceğiz. Suyun zayıf bir nükleofil olduğunu biliyoruz ve aynı zamanda zayıf bir baz. Ve su zayıf bir baz olduğu için E2 tepkimesini siliyoruz. Yani bu bir SN2 tepkimesi olmalı. Böylece nükleofil alkil halojenürümüze saldıracak ve buradaki oksijenle karbon arasında bir bağ oluşmuş olacak. Şu karbonu kırmızıyla belirginleştireyim. Evet. Şimdi bunun sonuçlarını çizelim. Tabii şimdi bu olduğunda aynı zamanda bu elektronlar da bromür anyonunu oluşturmak için broma kapanacak. Şimdi buraya çizmeye başlayabiliriz. Oksijen ve kırmızı karbon arasında olan bağımızı çizdik. Oksijen üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çiftini bağımızı oluşturan elektronlar olarak morla işaretliyorum. Oksijene bağlı bu iki hidrojeni de unutmadan ekleyelim. Tabi burada oksijenin bir tane ortaklanmamış elektron çifti kalıyor ve bu da oksijene artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi nötr bir ürüne ulaşmak için bunu protondan arındırmalıyız ve böylece başka bir su molekülü ortaya çıkarak baz görevi görür. Ve hangisi olsun, şu olsun. Şu protonu alır. Ardından bu elektronlar da oksijene geçer ve bu da bize son ürünümüzü vermiş oluyor. Şöyle bir çizersek OH burada. Evet, böylece bir etanol oluşturmuş olduk. Bu tepkimenin çok fazla ısıya ve çok fazla zamana ihtiyacı olacak. Yani pek bir pratik tepkime değil. Çünkü SN2 tepkimesi güçlü bir nükleofile ihtiyaç duyar ve su iyi bir nükleofil değildir. Bu tepkime çok yavaş olduğu için bazı ders kitaplarının ya da kaynakların bu tepkime gerçekleşmez dediğini görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi çok pratik değil.